İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Heyeti İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hollanda Büyükelçisi Frankofon Elçileri Grubu Başkanı seçildi. Artsakh Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren hafif endüstrinin ilk ve büyük şirketi 5 yıllık faaliyetinin sonuçlarını özetledi. Avrupa Birliği, Türkiye'nin faaliyetleri Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Kamu Televizyonu Palmira'da IŞİD'in yarattığı yıkımların belgeselini çekti. Antranik Ozanyan'ın komuta ettiği Ermeni Özel Birliği. Dünya mirası Nemrut Dağı'na ziyaretçi eksik değil. Batı Ermenistan, insan haklarının korunması ve özellikle yerli halkların haklarının savunulması Batı Ermenistan için her zaman devam eden bir mücadele olarak kabul edilir. Amaç, uluslararası toplumla birlikte geçmişin felaket tarihinin tekrarlanmasını önlemek ve uzun vadeli bir gelişme için kalıcı barış yaratmaktır. Batı Ermenistan heyeti birçok yerli halkın yanı sıra Tupak Amuru örgütü ve onun başkanı Lazaro Pari ile İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumuna katılmaktan onur duyuyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hollanda Büyükelçisi Dikran Balayan, Fas Büyükelçisi'nden görevi devralarak Lahey'de akredite edilmiş olan Frankofon Elçileri Birliği'nin başkanı seçildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen konuyla ilgili bilgiye göre meslektaşlarına kendisine güvendikleri için şükranlarını dile getiren Büyükelçi Balayan, Frankofon zirvesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkanlığı döneminde Frankofon Büyükelçileri Grubu'nun başkanı seçilmesinin anlamlı olduğunun altını çizdi. Artsakh Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren hafif sanayi sektöründeki ilk ve büyük Great Partners şirketi 5 yıldır etkin bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin personel kurulu başkanı Nelli Bağdasaryan, Artsakh Press muhabiri ile yaptığı röportajda Artsakh Cumhuriyeti'nde üretilen elbiseler Avrupalı müşterileri memnun ediyor ve bu da yüksek verimliliğin kaydedilmesini sağlıyor. Böylece de siparişlerin sayısı günden güne artıyor, dedi. Associated Press ajansının belirttiğine göre Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs kıyılarındaki petrol ve doğalgaz sondajının ciddi endişelere yol açtığını ifade etti. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye tarafından Kıbrıs'ın kuzeydoğusundaki yasa dışı sondaj operasyonları ciddi endişelere yol açıyor. Bu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden ve gerginlik yaratan ikinci sondaj operasyonudur. Son iki ayda Yavuz adlı sondaj gemisi Kıbrıs'a gönderilen ikinci gemi, Fatih adlı başka bir sondaj gemisi ise Mayıs ayının başından beri Kıbrıs'ın batı kıyısında bulunuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Kamu Televizyonu ekibi, IŞİD terörist gruplarının Suriye topraklarındaki Palmira, Homs ve bazı yerleşim bölgelerinde işlediği suçlarla ilgili bir belgesel hazırladı. Filmin yönetmeni Arsen Huçayan, Suriye'nin büyük bir evrensel mirasa sahip olduğunu ve medeni dünyanın bu tarihsel ve kültürel önemini fark etmesi gerektiğini belirtti. Film, insanlığa ve Suriye'nin tarihi ve kültürel mirasına karşı Palmira'da ve ülkenin diğer bölgelerinde işlenen suçları meydana çıkartmak için tüm uluslararası medyaya çağrıda bulunuyor. Batı Ermenistan, özellikle Ermenilerden oluşan düzensiz bir askeri birlik olan Antranik Ozanyan, Antranik Paşa Komutası'ndaki Ermeni Özel Savunma Birimi veya Batı Ermenistan'ın askeri birliği 22 Aralık 1917'de Kafkas Birlikleri Başkomutanı Brzezinski'nin emriyle kuruldu ve Rus Kafkasya Grubu Ermeni Birliği'ne katıldı. Komutan olarak General Antranik atandı. Ermenilerin yanı sıra Rus askerleri ve çoğunlukla Kazaklardan oluşan subaylar, Yunanlılar, Süryaniler, Yezidiler de bu birliğe dahil edildi. 3 Tugay'a dahil edilmiş 6 takımdan oluşmuştu. 1. Tugay Erzurum ve Erzincan Birliği, 2. Tugay Hınus ve Karakilise Birliği, 3. Tugay Van ve Zeytun Birliği. Askeri birlikler özellikle 1918'de Ermeni-Türk Savaşı'nda Transkafkasya işgalcilerine karşı askeri faaliyetlerde yer aldı. Antranik Paşa kabul etmediği Batum Anlaşması'ndan sonra kendi komut altındaki askeri birliğiyle Zangezur'a geçerek yaz ve sonbaharda yerel Müslüman kuvvetlerine karşı savaştı.
1918 yılının Kasım ayında Antranik Paşa birlikleriyle Karabağ'a girmeye çalıştı ancak ona 1. Dünya Savaşı'nın bittiği haberini veren İngilizler tarafından durduruldu. İngiltere'den hayal kırıklığına uğrayan General Antranik 1919 yılının Mart ayında Zangezur'dan ayrıldı ve 1919 yılının Nisan ayında Eçmiadzin'e ulaştı. Komutası altında bulunan ordusunu dağıttı ve silahlarını Ermeni Katolikosuna teslim etti. Ardından da ülkeyi terk etti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Samosat şehrinin Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı yerli ve yabancı turistlerin eksikliğini hissetmiyor. Milli park olarak koruma altındaki bölgede bulunan benzersiz heykellerin yanı sıra 2150 metre yükseklikteki gün doğumu ve gün batımının harika sahneleri sayesinde Nemrut Dağı cazibesiyle Batı Ermenistan dahil olmak üzere Japonya, Avusturya, Rusya, Çin ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen turistleri kendine çekiyor. Ziyaretçiler arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nden de gelen misafirler mevcut. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gata Band grubundan Antranik Paşa eseri sunuyorum. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.